Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olursanız ve like atarsanız inşallah büyülü sandık, dev sandık, süper büyülü sandık ve efsanevi sandık düşer. Hatta ve hatta gümüş sandıktan inşallah efsanevi düşürürsün. Daha önceden kanalıma like atıp abone olanları görüyorsunuz. Ne güzel yorumlar yazmışlar. Siz de kanalıma abone olup like atarsanız benim duamı almış olursunuz ve inşallah güzel sandıklar düşürürsünüz. Abone olduktan sonra sandık düşürürseniz eğer yorum yazın. Bir dahaki videoda senin yorumun çıksın. İyi seyirler. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle Clash Royale'de sizlerle birlikte birbirinden ilginç 5 tane bug'a bakacağız arkadaşlar. Evet, biraz farklı bir cümle oldu. Bug'a bakacağız. Evet, biraz uyumlu bir cümle oldu aslında. Neyse. Şimdi arkadaşlar bayağıdır bug videoları gelmiyordu. En son attığım bug videosuna zaten 200 bin izlenme gelmişti ve bayağı bir 15 bin like gelmişti arkadaşlar. Ve ben de devam ettireyim dedim. İnternette daha yeni yayınlanmış birkaç tane bug var arkadaşlar. Aslında bunlar daha önceden de vardı ama ben kanalımda bu bugları daha önceden hiç paylaşmadım. Şimdi kanalımda daha önceden hiç paylaşmadığım 5 tane bug'a sizlerle birlikte göz atacağız. Şimdi ilkine hemen bakacağız. Bu arada ben şu sandığı bir açayım. Tamamdır. Şimdi sandığı açtık arkadaşlar. Ben biraz da dikkatim dağılıyor. O yüzden hemen şuradan güzel bir savaş açayım. Onu izlerken bu bug'a bakalım. Şimdi arkadaşlar hemen şu ilk bug'ımıza bakalım. Şuradan bir açayım ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iksir toplayıcılarını koyuyor. Yani her yeri dağıtıyor, tamam mı? Ki her yerde olsun. Her yer dolduktan sonra da karşı tarafa bir tane bir bug oluşacak. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar zaten. Yani daha koyulacak hiçbir yer kalmadığı zaman. Bakın şimdi aynayla da ta karşının köşesine koydu. Gördünüz değil mi cehennem kulesini? Evet. Yani bu bir bug arkadaşlar. Bu kendi arenanızda, yani kendi sahanızda koyulacak yer kalmadığı zaman o arenanın, yani diğer arenanın olduğu yere koyabiliyorsun. O şekilde de kuleyi de yıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten de tuhaf bir bug ama güzel yani. Zaten bu normal savaşta gerçekleşmeyeceği için bu bug'ı kaldırmalarında bir anlamı yok. Zaten kaldırmadılar. Evet. Şimdi karşı rakip şey yaptı. Bu golemini attı ve bu bizim olan tarafta iki tane tornado, yani şey yolladı. Kasırga attı. Golem de yollanan tarafa gitmeye devam etti. Evet, zaten anlamışsınızdır. Şimdi arkadaşlar burada da ise farklı bir olay olacak. Şimdi zaten olmadı. Gördüğünüz gibi oku attı ama ölmedi şey prenses. Çünkü neydi onun adı? Buz goleminin sadece bir şelik okluk yeri kalmıştı. Şimdi bakın, iyi bakın buraya. Şimdi bu buz golemine oku attılar. Şimdi ise prensesi arkasına attılar. Bakın. Gördünüz değil mi? O şeyi yolladı oraya, neydi onun adı? Roketi yolladı ama prensesin canı bile azalmadı. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi farklı bir bug var arkadaşlar. Burada ise burada da Tesla'yı koyuyor, tamam mı? Tesla'yı şimdi koyuyor. İki tane Tesla da karşı karşıya. Yani aynı kişinin koyduğu Tesla. Yani birisi de kendisininki, diğerkisi de kendininki. Şimdi bir tanesini kendi bölgesine koyuyor. Diğerkisini de kendi diğerkisini de karşı bölgeye koyuyor. Karşı taraftaki biniciyi atıyor. Ondan sonra da orada takılıyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Gerçekten de ilginç bir bug arkadaşlar. Şu ana kadar gerçekten de gördüğüm buglar arasında en iyisinden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar bir tane daha izleteceğim ama ya ben bu bug'ı tam daha ileri vardı ama ben yine de bunu koymak istedim. Çünkü aynı videodan alıyorum bunları. Aslında bunları bizim de denememi istiyorsanız, yani bu bug'ların aynısını benim kanalımda kendimin yapmasını istiyorsanız yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ona göre kendim de bu bug'ları deneyeceğim. Bakalım iş görecek miymiş, harbiden de işe yarıyor muymuş. Hep beraber görürüz. Belki birkaç tanesi kaldırılmış olabilir. Ama ben çoğunun işe yaradığını düşünüyorum. Yani düzgün bir şekilde yaparsak gerçekten de iş gördüğünü düşünüyorum. Şimdi son bug'ımıza bakacağız arkadaşlar. Ama bu bug'da daha iyi yapılmış bug'ları var arkadaşlar, bu bug halinin. Ama bu videoda bu vardı. Bakalım şimdi bug'ı izliyoruz. Bakın, kıvılcımlı bir bug. Evet. Şimdi kıvılcımı görüyorsun arkadaşlar, gidiyor. Biraz daha 5 saniye dolmadan ateş ediyor arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim yani. Bakın. Evet. Orada bir farklılık oldu. Yani orada bayağı bir geniş alana hasar verdi gibi oldu. Ya saniyesi tam dolmadan attı. Bunun daha iyi versiyonları var. Mesela kıvılcımın ta uzak menzilden direkt ana kuleye bile ateş ettiği bug'lar var ama bu videoyu aynı videodan koymak istedim arkadaşlar. O yüzden de kusura bakmayın. Yani daha iyi kıvılcım bug'ları var. Onları da bir dahaki videolarımızda siz isterseniz gösteririz. Bir de bu bug'ları da kendi kanalımda denememi istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yazmayı unutmayın. Şimdi evet, şu savaşımızı da izleyelim. Ondan sonra zaten videomuzun sonuna geleceğiz. Evet, biraz zaten kısa bir video oldu arkadaşlar. Çünkü 5 tane bug gösterdim arkadaşlar. Ve direkt videoyu fazla uzatmadan şey yaptım. Yani fazla lafı dolandırmadan bug'ları sizlere izlettim arkadaşlar. Umarım rahatsız olmamışsınızdır yani.
Bu arada kıyasıya mücadele var yani, şurada baksanıza bir. Karşı rakip alacak, kesinlikle alacak. Acaba kim alacak? Dur dur dur. Karşı rakip mi, bu rakip mi? Dur 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 dur. Arkadaşlar tamam. Bizim olan taraftaki aldı. Evet. Gerçekten bayağı bir kıyasıya mücadeleydi. Adam bir alev topuyla yok yıkardı orayı da son 2 saniye kala bir de. Neyse arkadaşlar, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bug videoları gelmesi istiyorsanız like atarak görünmez like ve de kanalıma abone olmanızı sağlayabilirsiniz. Bir de bug videolarını ben kendim uygulayayım mı, onu da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Herkese iyi günler.